Allah senin belanı versin. Tavuk çocuğundan çıksın, boğazına tıkansın. Bir kafa dönüyor, ben bunu aradım. Üç dakika sonra bir daha aradı. Üç dört dakika sonra da bir daha aradı. Arkadaşlar merhaba. Şimdi hepimiz sosyal medyadayız. Kuşçuluk yapıp da sosyal medyayı kullanmayan yoktur. Ama gün içerisinde kime ne denk geleceğini bilemez. Şimdi ben sabah 9 gece 1 1000 ile 1500 arası mesaj cevaplıyorum. Hemen arkadaşım ver bakalım WhatsApp görüntüsünü. Bu bayram günü aynı, pazar günü aynı, Arafa günü aynı, düğün günü ayrı. Şimdi bizler sabah 9 gece 1 cevap veriyoruz ama kargolarımız çıktıktan sonra 4 ile 5 arası evimize çıkıyoruz. Kuşlarımızın bakımını yapıyoruz, yavruları doyuruyoruz vesaire. Onun dışında hemen bize yazarlar. Hoca yazdık cevap vermedin, aradık cevap vermedin, şu oldu bu oldu. Bu arada devam etmamayla bakıyoruz yavrularımızı. Bu şey Hollanda. Yani King'in en ufak tip versiyonu. Evet bu şekilde görebilirsiniz. Tipin en küçük versiyonu ama bu yavru. Daha cik. Şimdi bunu niye dedim arkadaşlar? Şimdi hani bir mahallede yaşıyorsunuz değil mi? Çok esnaf, dürüst, anahtarınızı, evinizin anahtarını, paranızı teslim edeceğiniz insanlar vardır. Komşunuz vardır, böyledir. İşte ne bileyim, o mahallenin hırsızı da vardır, uğursuzu da vardır. O mahallenin sarhoşu da vardır gibi detaylandır. Bu konuda Hakan Ural çok güzel söyler. Söyle Hakan abi, sen araya bir gir, ondan sonra ben devam edeyim. Manyak kayna, manyak yani. Manyak kayna. Şimdi diyorum yani. İnternet ortamına takılıp da en çok ayar olduğum konulardan biri, bir şey paylaşırsın hemen altına adam yazar fiyat, ne selam verir, ne abi kolay gelsin der, ne hayırlı günler der, bir şey demesi lazım. Yani edep ve adaptandır ya, hani hep diyoruz ya, abi iti de var, uğursuzu da var, adamı da var, anlıyor musun? Hakimi de var, savcısı da var, doktoru da var. Ama maalesef o delilerden, manyaklardan bir tane denk geldi mi sana abi, o günün zehir oldu. Laf anlamaz, laf dinlemez. Anlatabiliyor muyum? Bir tane denk geldi mi sana, o günün mahvoldu yani. Evet. Bunu da doyurduk. Koy buraya. Şimdi Hakan abi diyor ya, yani günlük haberleri veriyorlar kendisi, yaşanan haberleri üzerine analiz yapıyor. Ben kendisini çok beğeniyorum. Üstün bir zeka, zekasını daha doğrusu analiz yönünde 10 numara. Adam konuyu çok güzel analiz ediyor. Ama adam ne diyor? Manyak kaynıyor ortalık. Şimdi sosyal ortamda olduğumuz için, abi sosyal ortam bizden çok şey getirdi. Götürdü diyeyim, getirdiği götürdü. Abi inanır mısınız, 365 gün her gün sabah 9 gece 1 1500 mesaja cevap veriyorum. 1000 ile 1500 WhatsApp 999'a kadar yazar. Arkadaşım getir onu da ekrana görsünler. Bunun içerisine bir düşünsene. Pazar günü, bayram günü, Arafa günü, düğün günü, cenaze günü hiç fark etmemeksizin her gün 17 saat bir fiil telefondayım. 5 saat uykum var. 2 saat bir yemek kaçamağı veya ibadet kaçamağı yapıyorum. Onun dışında 17 saat full. Size ben bir olay anlatayım. Şimdi ondan sonra Hakan abim diyecek manyak kaynıyor ortalık. Yeğenimi şehit verdim. Cenaze evindeyiz. Telefon zırt zırt çalıyor. Kaydı yok. Ben meşgule atıyorum, o çalıyor. Ben meşgule atıyorum, o çalıyor. En son dedim ki yani bir bakayım. Ya bir bakayım öyle ya. Belki başsağlığı diyecektir. Belki acil bir şey söyleyecektir. Belki kayıtlı değildir telefonda. Tanıdıktır. Bir şey vardır. Telefonu açtım, buyurun dedim. Hocam benim güvercinlerle alakalı bir problemim var. Ustam böyle kısa, yani bir cenaze evinde nasıl olursunuz? Yeğeninizi, ses tonunuzu, yani o beden diliniz, ses tonunuz farklıdır, yansır ya. O ses tonuyla dedim ki şehidimiz var. Sonra hocam, aynen verdiği cevabı söylüyorum. Tamam hocam anladım da benim bir kuşum var, onu 2 dakika anlatayım sana. Hakan abi ver bakalım marşı. Manyak kaynıyor, manyak yani. Evet, manyak kaynıyor. Böyle sana bir tane günlük denk geldim var ya, yemin olsun o 17 saat çalıştığını senden alıp götürüyor. Psikolojini bozuyor, konuşma ses düzenine yansıyor, yüz mimiklerine yansıyor, her şeyine yansıyor.
Şimdi bu Facebook'ta bir şey paylaşıyorsun efendime söyleyeyim. Bir bakıyorsun adam altta fiyat. Lan babanın oğlu mu var? Senin babanın oğlu mu var? Bu benim için değil ha. Adam mezatçılık yapıyor. Adam etmiş, yapmış, hazırlanmış. O akşam düğün onun için. Çünkü niye mezat yapacak? Gidip kümeslerden iyi kuşlar almıştır. Oraya koymuştur. Satacak, ekmeğini kazanacak. Evine ekmek getirecek. Daha tam noktası. Bir bakıyorsun, giriyor ya bir kişi. Fuzuli şeylerle adamın dikkatini dağıtıyor. Ya hani eskiden şöyle bir şey vardı ya. Edep ve adab. Kişide olması gereken. Yani nerede ne konuşacağını bilmelisin. Lap lup lap lup konuşmayacak. Bir bakıyorsun adamın mezatını yerlen bir şey etme. Adamın kafası bir karışmış. Psikoloji bir karışmış. İhale yapıyor ama artık ihaleden koptu. Ne izleyenleri coşturup kusatabiliyor ne de yaptığı mezattan kendi bir şey alıyor. Çünkü kelimeleri birbirine denk gelmiyor. Hakan abi ver mi mehteri bakalım? Manyak gayna manyak yani. Anlıyor musunuz abi? Ya internet ortamına girdik diye bak 5 senedir her gün 17 saat çalışıyorum internet ortamına. Abi herkes istediğine yazamaz. Hakkı yok. Öyle bir dünya yok arkadaşlar ya. Ürün alacağım ya senin başını etin ya. Yok abi. Minnet etmem. Paranın köpeği hiç olmam. Paramız var yiyemiyoruz. Sizin paranız yok gidip bir piknik ediyorsunuz ya haftada bir. Sözüm onu onlara. Biz paramızı yiyemiyoruz o hizmetten dolayı. Paranın esiri olmuşuz ne dese. Ha, paraya tapmıyoruz ama işimiz onu gerektiriyor. Gidip tatil yaptırmıyor bize. Ondan sonra da zannediyor ki adama yazdım ya bu benim derdimi çekecek. Vallahi çekmem, billahi çekmem. İstediğin yerden git ticaret yap. Yazacak adam, abicim hayırlı günler. Selamun aleyküm. Ters misin ona? İyi günler. Ona da mı terssin? Bildiğin başka bir dilde başka bir selamlaşma taktiği. Hiç fark etmez. Ama bir selamlaşma veya bir hal hatır. Abi günaydın, abi hayırlı işler. Abi kolay gelsin bir sorun vardı gibi cümleye başlamak lazım ya. Ya öyle kafana göre 50 yaşında adamı anlıyor musun? Dışkıyı atıp bakıyorsun bir şey yok. Sabah sabah telefonunu açtın 50 kişi dışkı atmış. Bunlara 40 tanesi selamun aleyküm veya hayırlı günler abi kolay gelsin bir bakar mısın abi tecrübemizden yararlanarak. Bakarsın ki 3 tane 5 tane arasında var dışkı atmış böyle nal gibi duruyor dışkı yakın 5 parmak üstüne aşağı çekilmiş nal gibi duruyor. Yazıyorum ona hayırdır kardeşim. Hoca buna bir baksana. Hani selam, hani merhaba, hani hayırlı işler. Hiçbir şey yok. O zaman nasıl olacak arkadaşlar? O zaman arkadaşlar boğma ayak paçasına kadar işlemeli. Evet sırttan da bakalım. Arkadaşlar bu benim bakıcı kümesim burası. Öteki kümesim orada. Bu bakıcı. Düşünün. Abi sabah sabah bir pazar sabahı 7'de bakın yalan söylüyorsam günahınızı çekip. Hakan abi sen bir mehter ver öyle. Manyak kayna manyak yani. Çünkü bu var ya tam Hakan abinin dediğine oturacak. Bak izleyin. Abi pazar sabahı ne demektir abi? Pazar sabahı ne demektir? Pazar günü kim kimi rahatsız edebilir sabahın 7'sinde? Soru olarak soruyorum. Şimdi yorumlara yazın. Pazar sabahı kim kimi rahatsız edebilir? Bunu az çok anladınız değil mi? Şimdi yorumlarda bekliyorum. Adam sabahtan bir mesaj atmış. 7'de. İnsanoğlu uyuyordur değil mi? Akşam çoluk çocuğuyla gezmeye gitmiştir. Veya demiştir ki hanım gel şöyle bir uzayalım çocuklardan uzak o TBR'ye gitmiştir. Gelmiştir yatmıştır. İstirahat ediyor pazar sabah. 7'de bir mesaj atmış. 7'yi çeyrek gece bir mesaj atmış. 7.30'da bir mesaj daha atmış. Buraya kadar anormallık yok. İnsan derdini yazıyor. Bak buna bir şey demiyorum. Buraya kadar hiçbir problem yok. Abi 8'de telefon çalmaya başladı. Bir çaldı. Telefonum sessizdi ama hafif titreşim yapıyor. Yakınıma koyuyorum onu. Gözümün ucuyla bir baktım. Örnek söylüyorum. Hakan arıyor. Hakan abi. Kapadım gözümü. Sessizdi zaten ama hafif titreşim yapıyor. 2-3 dakika sonra bir daha aradı. 3-4 dakika sonra da bir daha aradı. Dedim ki şimdi acil bir durum var herhalde. Kalktım. Önce
Baktım arayana tekrar emin olmak için. Evet, filan kişi arıyor. Bir de WhatsApp'a baktım. Baktım oradan yazmış. Anon. Yani adamı aramadan önce WhatsApp'ta ne yazmış diye bakayım. Hani oradan cevap vereyim diye pazar sabahı tekrar kafayı vurup yatacağım yani. Yorgunluk da var. Abi aynen hareket şu. Allah senin belanı versin. Çoluk çocuğundan çıksın. Boğazına tıkansın. Öyle olsun, böyle olsun. Oradan gitsin. Bedduanın kralı. Bak söylüyorum hayatımda duymadığım şeyler. Kralı. O tabii pazar sabahı bir kafa dönüyor. Ben bunu aradım. Hayır dedim hemşerim. Aynen dediği cümleyi diyor. Bak cunağınızı ben çekeyim. Abi Hakan abi sen bu araya bir mehter ver. Manyak kayna manyak yani. Manyak kayna ona ben... Bak günahınızı ben çekeyim dediğini cümlesi cümlesine söylüyorum. Bak günahınızı çekeyim diyorum ha. Hakan abi onun için diyor bak, memleket manyak kaynıyor. Bak iyi anlayın. Yüze yakın adamın kuşu varmış. Verdiğim tavsiyelerle 99'u iyi olmuş. Veya 95 yaşında 96'da nedir yanlış anlama. Yani o çoğunluğu iyi olmuş hepsi. Bir tane hariç. Cümle şu. Senin Allah telefonda da aynı. Yani aradıktan sonra. Hepsi iyi oldu. Bir tanesi öldü. Senin Allah belanı versin. Keşke kümesi ölseydi de o yaşasaydı. Çiziyorum altını. Şimdi bunu doldurun mesajla bakalım. Psikolojik manyağı anlıyor musun? Allah razı olsun hocam. Biz zayiatla kümes kurtuldu diciğine sanki ben o kümese röntgen çektim. Ben makinayım ya bakıyorum. Falcıyım. Gayipten haber veriyorum. Adam dua edeceğine pazar sabahımı allak bullak etti. Anlıyor musun? Şimdi bu videoyu izleyen arkadaşlarıma söylüyorum. Bizim yetişme tarzımız itibariyle mahallemizden geçerken herkese selam veririz. Günaydın deriz, hayırlı işler deriz. Esnafa. Küçüğümüzden sevgi bekleriz. Kendimiz yaş ve yaşıtımızdan bir yaş büyük olana dahi abi diye hitap ederiz. Biz öyle antin kuntin işlerde anlamayız. Düz adamız. Hani size göre eski toprak gerici ya şu anda. Biz onları da anlamayız. Lütfen bizim bir kurallarımız var. Bize yazıyorsan edebini adabını takınacaksın. Çünkü senin kahrını ben çekmem yoksa. Arızayı anında benden yersin. Anında. Anında arızayı yersin. Yerini bileceksin. Hududunu bileceksin. Selam vermesini bilmiyorsan, hayırlı işler demesini bilmiyorsan abi kolay gelsin diyeceksin. Bunu yapamıyorsan bana yazma. Bana yazma, sana ihtiyacım yok benim. Burayı yan. İkincisi arkadaşlar biz kuşçuluğu seviyoruz. Hakan Ural da bakar, Aziz Yıldırım da bakar, Orhan Gencebay da bakar. Ama bu sanat camiasının veya işte futbol camiasında büyüklerimiz var, kuş bakan, onların bir hatası var. İşte birisi futbol takımının başındadır. Onunla ilgili günlük 50 sefer haber olur. Ama ben isterdim ki Aziz Yıldırım'dan evinde otururken bahçesinde güvercinlerini yemlerken, çünkü benim güvercinimi haberci görse haber yapmaz ama onun güvercinini hemen haber yapar. Aziz baba şunu bakıyor. Doğru mu? Dönek bakıyor. Kelebek bakıyor. Orhan abi, Orhan Gencebay sanat camiasında baba. Orhan baba diyoruz değil mi? Ama en büyük eksikliği güvercinlerine yapsana güzel bir video, çağır habercileri. Çünkü neden biliyor musunuz? Siz büyükler bunu yapmadığınız için kuşçu camiasında şöyle bakılıyor. Aslında bizi kadar yani tabanda olan insanlar kadar ünlüler de kuş bakıyor. Ama onlar gündeme getirmediği için ne diyorlar biliyor musunuz? Kuşçu mu? Hırsızdır. Kuşçu mu? Yalancıdır. Kuşçu mu? Palavracıdır. Çünkü o iyi bu işi kalibre yapan insanlar ön plana çıkmadığı için kuşçulukta maalesef Türkiye'de bu seviyede. Hepinizi seviyorum insan olarak. Hiçbirimizin birinden üstünlüğü yok. Ne ırk olarak ne ten olarak. Birbirimize üstünlüğümüz Allah'a olan yakınlığımızdan kaynaklanır. Birbirimizi sevmemiz de bayrak, vatan, milleti sevmemizden kaynaklanır. Onu sevmeyeni zaten ben hiçbir türlü kabul etmiyorum. İstese babam olsun, istese onun oğlu olsun. Milleti, cibiliyeti beni ilgilendirmiyor. Bayrağını, vatanını seven her bu ülkedeki Kürt de, Alevi de, Hristiyan da benim kardeşim. Ben başka bir şey bilmem. Dini, dili, dırkı, bilmem neyi beni ilgilendirmez. Tek ilgilendiğim konu vatanı, bayrağı, bütünlüğü, yani milleti, bütünlüğünü sevmesidir. Onun gerisi hikaye. Bugün böyle video yaptım. Fazla kuş göstermeyeceğim.
İçimizi dökmeye çalışıyoruz. Yaşımız 50. Aha sana bir yavru daha. Gel bakalım. Gel gel gel. Arkadaşlar bunlar hep enjektörle bakıyorum ha. Ne oldu? Ne oldu? Niye? Bu sıfır gaga modern hürkiyarı. Şu anda yavru olduğu için gagası var. Şimdi tüyünü düzdü mü bu gaga kaybolacak. Ne oldu? Niye? 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 Oy oy. İşte kuşçuluk bu. Bütün yorgunluğumu o Facebook'ta denk geldiğim manyakların var ya, manyaklara Hakan abi verme seni. Manyak kayna İşte o manyak ya. manyakların yorgunluğunu bana bunlar unutuyor. 17 saatim. Tabi burada iyileri tenzih ediyorum ha. İyileri tenzih ediyorum. Evet. Evet bu yavru. Hadi git bakalım. Daha ufak yavru göstereyim mi size arkadaşlar? Bizde yavru bol olur ha. Bizim kümeslerimiz eksik olmaz. Göstereyim size. Göstereyim size. Senin yavrunu alayım mı? Yok, sen korkuyorsun ya. Sen çok korkuyorsun ya. O da korkuyor. Ha size Arap yavru göstereyim. Bak bunları Hakan abi de sever. Bunlar hep enjektörle bakıyor ama. Hakan abi güllü Araplar. Markaya da takmışız. İlyas Yıldırım. Evet. Hakan abi çok zeki bir insan. Olayları analiz kabiliyeti çok yüksek. Her sabah onu koşulsuz dükkanımızda izliyoruz. İnanın bana zorunlu olmadıkça çıt çıkarmıyoruz. Çünkü Hakan abi gerçekten yani zeka seviyesi bilmem ne seviyesi bilmem ama hani bu işin uzmanı değilim ama adamda müthiş analiz yeteneği var. Yani bir olay yaşanmış, bir görüneni anlatmak var, bir de görünmeyeni analiz edip ortaya koymak var. İşte bu adamda bu yetenek var. Hemen hemen yaşıtımdır. Benden 2-3 yaş büyüktür. Yine de ellerinden öperim Hakan abi. Hakan abi kapatıyorum. Bir mehter daha ver. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Bu konuda internette ne yaşamışsanız yorumlarınızı hepinizin bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ver mehteri Hakan Manyak abi. kayna manyak.